Rıdvan merhaba. Merhabalar abi. Neredesin? Bandırmadayım abi, evdeyim. Antrenman yapabiliyor musun? Ya şöyle, yani ben de ilk başlarda hani herkes gibi evden devam etmeye çalışıyordum ama maalesef yani evde yani yeterince yapılmıyor. Sağ olsun bizim kulüpteki burada şanslarımız hani kulüpte şu an kimse yok zaten. Herkes bütün altyapı falan evinde olduğu için hani orada gidip sadece kendim hiç kimseyle temas etmeden bireysel bir antrenman yapıyorum kendim. Bu arada başın sağ olsun. Kısa bir süre önce dedeni kaybettim. Evet, dostlar Başın sağ sağ olsun abi, çok olsun. teşekkür ederim. Rıdvan, başka oyunculara da sorduğum bir soruyla başlamak istiyorum. Sen abin Koç Üniversitesi'nde Tambus'ta okudu, değil mi? Evet, abi öyle. Sen Nişantaşı Üniversitesi'nde kayıtlı gözüküyorsun. Hangi bölüm? Evet. Grafik ve tasarım abi. Okuyabiliyor musun? Gidebiliyor musun okula? Vallahi gidemiyorum abi. Yalan söylemeyeyim şimdi. Bilemiyorsun. Tamam. Evet. Şimdi seni aynı anda hem Milli Eğitim Bakanı tayin ediyorum hem de Spor Tamamdır abi. Bakanı. Sporcuların eğitim sorununu nasıl halledeceksin? Hallet. Yani bu nasıl halledilebilir? Bence ya şart koşmak lazım abi. Halledilebilmesi için. Yani mesela hani ben eğer ki spor yapmak istiyorsam bir şekilde bunu altyapıdan bir şart koşulacak eğer ki halledilmek istiyorsa öyle olabilir. Ben başka türlü olabileceğini düşünmüyorum yani. Yani aynı anda hem okul hem spor olmaz mı? Ya şimdi biz olmayan bir jenerasyon olarak geldik abi. Yani ben açıkçası zor ama imkansız olmadığını düşünüyorum ama ben de yapamayanlardanım yani açıkçası. Bence çok zor yani beraber gitmesi. Zor. Evet, zor abi. Peki. Bu yaş grubunda yani belli bir yaş grubuna kadar Evet. sporcuların sadece okulları adına oynaması bir çözüm olabilir mi? Olur. Yani mesela işte o NCAA'de öyle abi. Belli bir yaş düzeyine kadar, NBA'ye çıkana kadar ya da Amerika'dan ayrılıp Avrupa'ya gelene kadar öyle yapıyorlar. Öyle devam ediyor zaten NCAA'de oynamak için sanırım yani hani gittiğim arkadaşlardan edindiğim bilgiye kadar bilgi yani derslerin iyi olması lazım okul takımında oynamak için. Ama bu durumda da oyuncuların 22-23 yaşına kadar hiç para kazanmamayı göze razı olmaları lazım. Sence bu mümkün mü? Ya Türkiye standartlarında o da çok mümkün değil gibi abi şu anda ya. Yani diyorsun ki oyuncu şey seçer, okuduğunu değil sporu seçer. İşte, Evet. üniversiteyi de ya bitirir ya bitiremez. Evet. Ama parasını kazanır diyorsun. Ya burada şartlar bu maalesef şu anda böyle yani abi ben. Peki. Rıdvan, milli takıma davet ediliyorsun ama hep böyle Evet. ucundan dönüyorsun. Herhalde önümüzdeki dönemlerde inşallah gireceksin. İnşallah. Neden giremediğini kendine sorduğun zaman ne cevap veriyorsun? Abi şimdi ya amirli takım çok farklı bir yer yani sonuçta Türkiye'deki en iyi oyuncuların toplandığı bir yer ve gerçekten üst düzey. Ben şimdi bir gelişme kaydediyorum işte 3 senedir Süper Lig'de oynuyorum tamam ama demek ki yani daha tam o amirli takım şeyinin seviyesinde değilim yani. O taflığın, o sertliğin seviyesinde, o basketbolun seviyesinde değilim. Demek ki yani beni antrenörler falan yani oraya daha uygun görmüyorlar. Hani bu benden kaynaklı. Demek ki daha hazır değilim abi orası için. Ama o, ya amirli takım herkesin oynamak istediği hayalleri süsleyen bir yer. İnşallah dediğim gibi ileriki senelerde oynarım. Senin üçlük yüzdelerine baktım. Evet. BSL'de 2017-2018'de %40,6. Evet abi. Sonraki sezon %32. Bu sezon %29,7. Evet Yani abi. BSL'de düşmüş. Şeyde Şampiyonlar Ligi'nde %35,7. Şimdi bu istatistiklerin hepsi kabul edilebilir istatistikler. Tabii Evet. %40 bunların içinde en iyi olan. Ama Evet. belli bir istikrarı yakalayamadığın anlaşılıyor. Evet. Bunu nasıl yorumluyorsun? Ya abi ben bu şutun tamamen yani eğer ki şut yeteneğin gerçekten eksilerde değilse mental olarak ya mental olmaktan geçtiğini düşünüyorum.
Benim şut yüzdeme şey ya yani ilk çıktığım sene hani o ilk çıkmanın verdiği şeyle kafa rahatlığıyla o azim ve hırsla yani ve kafa olarak yani özgüvenim de yerindeyken hani ondan çok yüksekti ve güzel bir sistemdi. Sonra işte mesela iniş çıkışlar oluyor. Diğer sezon Ahmet abiyle başladık. Kötü başladık mesela. O da ister istemez özgüvensizliğe ve hani sıkıntıları sebep oluyor. O da düşüyor. Ondan sonra bu sene de yine istikrarlı atamadım. Çünkü ikinci haftada sağ elimden bir de kullandığım elim parmağımda bir kırık oldu hafif. İşte zaten iki parmağım sargılı falan oynamaya çalıştım ilk başlarda. Orası da beni çok etkiledi. Yani tabii ki şutum eksik şu anda. Kesinlikle iyi bir şutörüm demiyorum. Benim belki de en eksik olan yönüm şutum. Ama yani ben dediğim gibi bunun mental ve özgüvenle alakalı olduğunu düşünüyorum. O zaman yani ilk senende yüzdeli atmanı belki de o sene için belki senden çok yüksek beklentiler yoktu. Daha genç bir oyuncuydun Evet. ve onun Evet. verdiği belki bir rahatlığı kullandın. Yani rahat attın yani. Kesinlikle, kesinlikle abi dediğim gibi. O sene yani kafam çok rahattı. Çünkü dediğiniz gibi üstümde bir baskı yoktu. Yani ne yaparsam benim faydamaydı. Ondan sonra bir takımın benden bir beklentisi veya büyük bir sorumluluk yüklemediler bana. Hem o rahatlık hem de her şeyin yolunda gitmesiyle takım çok iyi gitti. Sisteme çok iyi oturdum işte. Onların hepsi birleşince orada çok güzel bir özgüven kazanmıştım. Ondan %40'ları bulmuştum o sene. Rıdvan, açık sahada çok etkilisin. Hatta en etkili Türk oyunculardan bir tanesisin. Set hücumunda da ilk adımın çok çabuk olduğu için çembere gidip bitirebiliyorsun. Yani top elindeyken etkilisin. Ama bizim Evet abi. Gençler Kozan'a verdiğin röportajlar daha çok böyle iki numaraya sıcak baktığın hissini veriyorsun. Evet. Bir numara olarak kendinde hangi eksikleri görüyorsun? Ya abi şimdi şöyle ben Süper Lig'de o Şase Filipovski senesine kadar hiç gardın G'sini oynamadım altyapılarda. Yani hiç öyle bir gerçekten gardın G'sini sıfır hiç oynamadım. İlk sene Süper Lig'de gard oynadım yani ben. Onun verdiği bir eksiklik var. Ben burada işte Banvit'teki 10. senem, 11. senem. Ondan sonra bu zamana kadar hep 2 numara oynamışım. Yani artık ister istemez yani 2 numarayı benimsemişim ya. Yani ona göre şey yapmışım. Gardla çok rahat değilim. Çünkü abi gard gerçekten bence önemli bir pozisyon. Hani gardın kadar konuş derler mesela. Yani senden kendinden mesulsün bir de takımı yönetmekten mesulsün. Ben abi bunun tecrübesizliğini işte altyapılarda oynamamın tecrübesizliğini şeyde yaşıyorum Süper Lig'de. Onun için oralarda eksiğim gardı yönlendirme, takımı yönlendirme böyle şey konusunda. Sen ne demek istediğimi anlamışsındır yani. Anladım ama şunu da anladım galiba. Ama ben üzerine gidiyorum diyorsun. Yani o açığımı telafi edebilirim gibi algılıyorum ben. Abi ben zaten yani gard eğer ki 2 numara böyle güzel oynadıktan sonra yanına bir de gard ekleyebilirsem ya yani bu direkt değerinin çarpı 2 olduğunu gösteriyor. Ve yani ben tabii ki üstüne gidiyorum. Ama yani mesela o dediğin Gencer Kozanlar röportajımızda hani kendimi 2 numarada daha iyi hissediyorum derken evet öyle şu anda da öyle. Kendimi 2 numarada daha rahat daha güvenli hissediyorum. Ama gardın üzerine de gidiyorum. Fakat gardda eksiklerim var. O kadar rahat değilim demek istiyorum yani. Şu an için ama yani bu daha çok genç bir oyuncusun. Evet. Yani bu eksiğini giderebilecek Ya dediğim gibi kesinlikle hani şey değilim. Hani ben gard oynamam, ben 2 numarayım demek değil bu. Demek istediğim hani 2 numaralara daha rahatım çünkü bu konumdasın. zamana kadar 2 numara oynadım. Gardda eksiklerim var, gardda o kadar rahat değilim demek istiyorum. Anladım. Ben o zaman sana şöyle söyleyeyim. Ben senin altyapılarda bir numara hiç oynamadığını bilmiyordum. Eğer Evet. sadece A takımda başlayıp bu noktaya geldiysen, bu geldiğin seviyede bir numara olarak bence çok küçümsenecek bir nokta değil. Tabii ki eksiklerinden söz edilebilir ama demek ki bir numara için oldukça yeteneklisin. Onu Çok söyleyebilirim. teşekkür ederim abi, sağ ol. Evet böyleydi durum. Çorlu'dan Bandırma'ya geleli herhalde 9 sene oldu. 8 mi 9 mu oldu? 10 olması lazım abi. 10 mu? Evet 10 sene oldu. Anladım. Belki önümüzdeki sezon başka bir yerde olman da söz konusu. Neyse o tarafına girmiyoruz düşün. Evet. Ben Bandırma'yı konuşmak istiyorum. Evet abi. Geriye dönüp baktığın zaman Çorlu'dan geldin. İyi ki Evet. buraya gelmişim diyor musun yoksa
İstanbul'a gitseydim diye hiç kafandan soru geçti mi? İkisini karşılaştırırsan ne cevap veriyorsun kendine? Ben geçen senelerim hakkında, yani burada geçirdiğim seneler hakkında kesinlikle, özellikle altyapı senelerimde hiç pişman değilim. İyi ki de buraya gelmişim diyorum. Çünkü abi burada gerçekten bir aile ortamı vardı yani. Bu Bandırma zaten küçük bir yer. Yani yaptığın sadece arkadaşlarınla vakit geçirmek ve antrenman. Hani başka yapabileceğin hiçbir şey yok. Benim İstanbul'daki arkadaşlarım gibi burada işte karşıdan mesela Anadolu'dan Avrupa'ya geçmek gibi bir derdim yoktu. Antrenman için falan ya da eve dönmek için o kadar süre harcamıyordum. Yani tek yapmam gereken burada antrenmanımı yapıp okuluma gidip ondan sonra arkadaşlarımla vakit geçirmekti. Bu çok güzeldi yani. Bir de hani burada dediğim gibi aile ortamı vardı. Arkadaşlarımla çok yakın olduk, aile olduk. Ya çok güzel seneler geçirdim burada ve ondan sonra buraya ailem taşındı. İlk başta burada lojmanlarda kaldım. Ondan sonra ailem yanıma geldi beni yalnız bırakmak istemediği için. Hani ailemin de burada çok güzel arkadaşlıkları oldu. İşte takım arkadaşlarımın anneleriyle şeylerle, hani buraya, onun için buraya iyi ki gelmişim diyorum ve hiçbir pişmanlığım yok abi. Şimdi Bandırma'nın altyapılarında şöyle bir dezavantajı gözüküyor dışarıdan bakılınca. Denk kuvvetli rakiplerle maç yapma şansı yok. Çünkü rakibi yok. Bu büyük bir eksiklik olarak gözüküyor. Fakat Ahmet Gürgen'le konuştuğumuzda o da diyordu ki tamam biz belki maç yapmıyoruz ama hafta sonundaki maça hazırlanmadığımız için yani maça odaklı çalışmadığımız için buna karşılık fundamental'da çok daha fazla ağırlık verebiliyoruz. Bu da bizim avantajımız oluyor diyordu. Sen ne diyorsun bu konuda? Ya şimdi Ahmet abinin dediği doğru. Şimdi daha çok bireysel antrenman yapmak abi, daha çok bireysel olarak gelişmek demek. Ama şöyle bir şey var abi. Maç temposu farklı bir tempo yani abi. Eğer ki yani o antrenman yaparak, yani sürekli antrenman yaparak, mesela ben 10 hafta diyelim şimdi, 10 hafta, 9 haftası antrenman yaptım. 10. hafta maça çıkacağım. Ama 10 haftanın 10 haftası da maç oynayan benden kesinlikle o maça, 10. haftadaki maça daha çok hazır yani. Onun için bence eksikliği oluyordu altyapılarda. Ama daha sonra da şöyle bir avantajı var Bandırma'nın. Genç yaşından itibaren, belki ikinci senesinden itibaren Bandırma Kırmızı diye bir organizasyon Evet abi. var. Nasıl yorumluyorsun Bandırma Kırmızı'yı? Size çok şeyler verdi mi? Ya kesinlikle verdi abi. Hani biz genç yaşımızda orada, biz ilk çıktığımızda genç takım olarak TB2 ile de oynuyorduk. Yani şimdiki Türkiye Basketbol Ligi'nin bir alt ligi abi. Ondan sonra ilk orada başladık. Orada o sene çıktık zaten. Oranın sertliği o zaman bizim için çok fazlaydı. Hani orada biz daha 18 yaşındaydık yanlış hatırlamıyorsam. 17 yaşındaydık hatta. Yani oranın sertliği bize çok fazlaydı ve oraya alışa 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 o zaman o ligden çıktık. Sonra bir dahaki 2 sene boyunca şu anki Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele ettik. Ya bunların ister istemez abi çok şey katıyor yani sana. Çok sertlik, böyle taflık katıyor. Evet. TBR'de sert bir epey dayak Evet. yemişsiniz orada. Çok yedik. Biz dediğim gibi de yaşça diğerlerine ufak olduğumuz için, hani bizim gibi bir örnek bir tek Pertevniyel vardı. O da zaten kapandı. Ondan sonra bizim gibi hani genç takım yoktu. Biz sadece altyapılardan çıkan oyunculardık ve daha gençtik, zayıftık ama orada çok dayak yedik yani. Fakat sana bir şey daha söyleyeceğim. Bazı kulüpler de ya işte bu çocuklar genç diye hakemler sertliklerine izin veriyorlar. Bunlar Evet. dayak yemekten şikayetçiler ama size dayak yiyen biziz diyen rakiplerinizi de biliyorum. Evet, bazen gençliğin verdiği ateşle onu da yapmışlığımız var abi. Sonuçta daha sonra da Banvit ve Tek Süt Bandırma'da oynamaya başladığın sırada oldukça gençtiniz. Evet. Çok genç yaşta bu sorumluluğun üzerinize omuzlarına yüklenmesi sizde nasıl bir duygu yarattı? Ve açık söyleyeyim dışarıdan bakıldığı zaman da çok böyle baskı altında kalmışsınız gibi hissetmedim. Evet. Abi şöyle, şimdi ben biraz açık konuşayım. Yani şimdi mesela ben o A takıma çıkarken, mesela bence yani 3-4 sene önceye gittiğimizde bence kimse benden bunları beklemiyordu. Ondan sonra A takıma da çıktığımızda Pardon, normal bir genç. senin o patlama yaptığın gün Sakarya maçıdır, değil mi? Evet. Sakarya maçın ikinci periyodu hatta. Evet abi, öyle. O Sakarya maçı falan işte, yani
Şöyleydi abi, biz şimdi o zamanlara çıktığımızda bu kadar genç oyuncular yoktu. Bu kadar genç oyunculara o süre verilmiyordu yani. Hani biz de nasıl bir kafa yapısındaydık? Hani biz A takımı çıktık. Hani bizde zaten bir sorumluluk yok. Zaten oynatmazlar. Oynatırlarsa da işte hani oynayacağız, yapacak bir şey yok diyorduk. Biz bu kafa rahatlığındaydık yani. Bir baktık şans geldi. Ondan sonra bir baktık oynamaya başladık. Yani biz bunu kendimizden bekliyorduk zaten. Bunları yapabileceğimizi, ama insanlar bunu bizden beklemiyordu. Onun için kafa rahat abi. Kimse zaten senden bir şeyler beklemiyor. Oynarsan dediğim gibi kendi yararına yani. Çıktık, oynadık, baktık oynayabiliyoruz yani. Bu sorumluluğun altına girebiliyoruz. Bu sefer de stres yapmaya zaten gerek yok. Yani başarabildiğimiz bir şey. Bu yaptık önceki maçlarda. Onun için o kafa rahatlığıyla devam ettik sürekli. Ben sana şöyle söyleyeyim. Hani bu sezon yabancılar gittikten sonra ya işte bunlar acaba ne olur? Ezilirler mi diye insanlardan bazen aklına soru işareti gelmiş olabilir. Ama siz o gencecik yerli kadronuzla da yabancılar gittikten sonra iyi maçlar çıkarttınız. Ya abi zaten biz mesela şimdi yani Şemuz'la ben diyeyim mesela, yani zaten o belki de gelen 2-3 yabancı kadar tecrübeliydik zaten Süper Lig için. O hani onlar bile ufak yaştalar. Belki bizden daha tecrübesizler. Onun için biz devam ettirdik ve eğer ki hani bizim gücümüz tam yetmedi. Tam bir 5 kişiydik oynayabilecek. Yani 6. 7. adamımız yoktu. Eğer ki bir tane daha 6. 7. adam olsaydı biz daha fazla can yakacaktık. Biz buna kesin güveniyorduk. Evet, o şeyden Bandırma Kırmızı'dan iki oyuncu alabildiniz statüler gereği, değil mi? Çifte lisansla. Kırmızıdan oyuncu alamadık biz abi. Gelişim takımından alabildik. Gelişim takımından, pardon. Yoksa gelişim takımından başka oyuncular alabilseydiniz, Evet. belki araya bir maç daha sıkıştırabilirdiniz. Mesela Bursa'yı yenmek üzereydiniz, Bursa Deplasman'da. Evet. Evet, sonra Antep'i de yenmek üzereydik mesela. Eğer ki hani bu değil, kırmızıdan alabilseydik mesela iki oyuncu, bence durum çok daha farklı olabilirdi abi. Şimdi bu yaşanan süreç içinde salgınla ilgili söylüyorum. Bazıları yabancı sayısını azaltılarak bunun Türk basketbolu adına bir fırsata dönüştürülmesini öneriyor. Evet. Senin bu konudaki düşüncen nedir? Ya abi yabancı şimdi bazı kim yani mesela bu iyi bir düşünce yani Türklerin oynaması için. Ya ama bunu zaten abi mesela bu yapıda olan kulüpler bunu kendileri de bence yapabilirler yani şimdi. Nasıl diyeyim sana? Bu düşmesi lazım çünkü Türklerin oynaması lazım abi artık. Yani şans verilmesi lazım. Ben böyle düşünüyorum. Ya bu konu hakkında mesela yani her takım mesela bu yapıda olan takımlar da hepsi de 5 yabancı almasın yani o zaman düşmek istiyorsa. Bunu yapabilirdik yani bence. İlla 5 yabancı hakkı var diye 5 yabancı almak zorunda değiliz yani. Burada kulüplerin de şöyle bir şikayeti oluyor. Yabancı sayısını azalttıkça Evet. Türklerin maliyeti yükseliyor ve çok para istemeye başlıyorlar. Kulüplerin de Evet. düşüncesi böyle. Abi tamam da zaten sen yabancıya şu anda dolar zaten 7 12 mi 7 22 mi ne yani? Sen zaten hani en kötü yabancıyı getirsen neredeyse 1 milyona yakın para vereceksin yani. Bu en kötüsünden bahsediyorum ki bu en kötü seviyedeki yabancılardan çok daha iyi Türkler var. O zaman bu yabancıya vereceğin parayı da yani bir Türkçe ver bence yani. Bu kötü bir şey değil ki, Türk kazanacak sonuç olarak. Para Türkiye'de kalacak diyorsun. Ya hem öyle hem de yani bir evlat kazanmış olacak yani. Sen en kötü yabancıya bunu vermektense senin işine ve bir sürü karakter sorunu çıkıyor genelde. Yani bu seviyedeki o paradaki yabancılarda. Sen ona bu parayı vereceğine yani bir Türk kazansın bence. Bu makul bir şey değil mi abi? Neden yabancıya 1 milyona yakın para veriyorsun diye Türkler çok para istiyor da oluyor ondan sonra. Ama işte burada şu var, yani Türkler de yabancı sayısının azaltılmasından yararlanarak Evet. hak ettiklerinden fazla para istemedi. Evet, o da kesinlikle doğru. Abi o zaman yani o kadar da vermezsin. Atıyorum şimdi sen o yabancı seviyesinde para verecekken eğer ki birisi kalkıp senden işte çok fazla 1,5-2 milyon isterse o zaman vermezsin yani. Değerinin 2 katını 3 katını isterse o zaman vermezsin. İstememeli de. Bu da ayıp yani gerçekten. Peki sana şunu sorayım. Genç yaştaki oyuncuların menajerinin olmasını nasıl karşılıyorsun? Çünkü tabii ki oyuncular menajerle çalışmak istiyorlar ama bazıları da belli yaşa kadar genç oyuncuların menajerinin olmaması gerektiğini savunuyor. Sen ne dersin? Evet.
Ya şimdi abi bütün menajerler aynı değil ama bence olması lazım. Çünkü eğer ki dediğim gibi bütün menajerler aynı değil diyorum ama eğer ki kendin iyi bir menajere güvenerek ona kendini teslim edersen bence sana güzel bir yol haritası çiziyor yani menajer sana. Ya mesela hani ben şu örneği çok beğeniyorum. Sana şuradan örnek vereyim abi. Şimdi bu basketbol dışında Merih Demiral'dan örnek vereyim mesela. Bu Fenerbahçe'den çıkıyor abi. Ondan sonra işte Portekiz Ligi'nin işte ikinci, üçüncü takımına gidiyor. Oradan mesela bir tane İtalya takımı, oradan Alanya, şimdi Juventus mesela. Yani bu planlanmış bir şey bence. Yani bu şans eseri mi sence her şey yani? Ya bu menajer bence bu işe yarıyor. Sana bir yol haritası çizebilir. Yani ben onun için menajere o kadar karşı değilim abi. Ama tabii şu örnekler de var basketbolda. Çok iyi para verdiği için oyuncusunu Evet. oynamayacağı yere götüren menajer sayısı da az değil. Abi öyle zaten bu kötü menajere giriyor. Bu menajer sana kafanı silahlayıp götürmüyor ki abi. Sen eğer ki bunun bilincinde olursan para için oynamayacağın bir yere gitmezsen sen zaten kazanmış oluyorsun yani. Her şeyde menajer değil ki. Menajer seni joystickle yönetmiyor yani. Sen eğer ki her şeyin bilincindeysen ve bu kafa yapısındaysan menajer seni çok kötü yerlere sürükleyemez. Bambit'te birlikte oynadığın hangi yabancılardan etkilendin? Hangi abi ilk senemdeki bütün yabancılar gerçekten çok muazzam karakterlerdi. Yani o sene inanılmaz keyifliydi yani. Widmar'ından Tony Taylor'ına, Andy Rautins'ine, işte Damian Kuligin'e, hani o zaman genç şey Adonis Thomas vardı. O ya onların hepsinin yeri bende ayrı abi. İlk onlarla zaten Süper Lig maceram başladım. Ya oynamak sen şimdi oynamaktan etkilendiğin oyuncuyu sorduğun için onların hepsinin bende yeri ayrı abi. Bir de geçen sene acayip işler yaptınız. Düşme potasındayken, son sıradayken ligin Evet. zirvesindeki takımları yendiniz. O nasıl oldu? Bir anlatsana orayı. Ya abi şimdi şöyleydi. Nasıldı? Şimdi ilk başta başladık sezona. Normal 5 yabancımız var. Ondan sonra yine Türkler. Gerçi Ahmet abi Türklere daha çok yabancılar olmasına rağmen önem veriyordu ama ya bir türlü abi bir sistem tutmadı yani. Yani ne yaptıysak olmadı. Hani Ahmet abi işte set ekliyor, çalışıyoruz. İşte yabancılar değişti. Stefan gitti 4 numaramız. Ondan sonra 2 numaralı yabancımız gitti. İşte yerine Gary Neal geldi. Ondan sonra başka Mackenzie Moore geldi. Bir türlü olmadı. Ondan sonra işte koç değişti abi. Biliyorsun zaten Hakan abi geldi. Ondan sonra yavaş yavaş artık yabancılar takıma böyle istatistiksel olarak iyi katkılar verse de mental olarak zarar veren tipler vardı aramızda. Onlar ayıklandı. Türklere bana daha çok şans gelmeye başladı. Cem, Metan, onların mesela hiç şans bulamayan arkadaşlarım daha çok şans buldu ve hani kendilerine şans verince neler yapabildiklerini gösterdiler. Biz ondan sonra o kötü dediğim mental olarak kötü katkı veren yabancılar da ayıklanınca biz zaten dediğim gibi bir aile ortamı var. O arkadaşlarımla kaç senedir beraberim. 3 tane yabancı kaldı. Bunlar da bize adapte olunca, yabancılar Türklere adapte olunca diyorum abi, bizleri sahiplenince ortaya zaten sonuç olarak çıktı. Yani bu fazla söze gerek yok. Ama herhalde çok beklenen bir durum değildi. Yani Evet. neredeyse 10 maçta 9 galibiyet falan aldınız. Öyle bir şeydi yani. Ya yanlış hatırlamıyorsam biz ligin ikinci yarısını lider bitirdik. Hani ilk yarıyı bırakıp ikinci yarıya sadece şey yaptığımız zaman ya lider ya da ikinci olarak bitirdik abi. Tabii Ahmet Gürgen'in hepinizde çok şeyi var, emeği var, Çok katkısı büyük var. emeği var abi kesinlikle hepimizin üzerinde. Yani bu organizasyonun içinde ilk günden beri Ahmet gerçekten çok önemli işler yaptı ama A Evet. takımdayken şansı yaver gitmedi. Aynen öyle abi. Ama sonra Hakan'la da erken bir uyum yakaladınız. Evet. Hakan Demir'le. Evet abi öyleydi. Hakan da biraz sert gözükür ama o da yani iyi bir koçtur ve sizlerden de çok maksimum katkıyı aldı. Evet öyle abi. Sonuna geldik. Bana biraz şeyden bahseder misin? Alperen, Şehmuş, Furkan, Sadık, bunları biraz anlatır mısın? Hem basketbol olarak hem basketbol dışı olarak. Ya abi şimdi ya hepsi bir kere pırlanta gibi çocuklar abi. Hani ben onlardan da zaten çok büyük değilim. Hepsinden 2-3 yaş büyüğüm, 3-4 yaş büyüğüm ama ya ben hani onlara şimdi bir abisi olarak baktığım zaman karakter olarak bir kere hepsi pırlanta. Çok güzel çocuklar yani.
Ondan sonra basketbol açısından da ben zaten Şemuz'la yani aynı oynamaya başladım. Hani belki o benden bir iki maç sonra belki o, çünkü yurt dışında bir maçta büyük patlama yapmıştı. Orada şey bir iki maç hani Şemuz'la zaten aynı kafa yapısında ve aynı tecrübelerdeyiz neredeyse. 2 yaş fark var aramızda ama hani diğer çocuklar da mesela bu sene çok heyecanlılardı. Çünkü onlar şimdi bizden daha küçük yaşta çıktılar. Yani 17 yaşında A takıma çıktılar. Ve hani onları da direkt bir yabancının arkası da backup oyunculardı yani. Çok sorumluluk düşüyordu onlara. Hani basketbol açısından çok heyecanlılardı ama kesinlikle onlar da altından kalkabileceklerini gösterdiler. Zaten kalktılar. Yani çok güzel çocuklar yani. Çok iyi insanlar demek istedim. Bir de yani yaşları çok küçük olmasına rağmen hiç sırıtmadılar. Mesela işte İşte değil mi durum abi? Alperen çok kendisini geliştirdi. Furkan zaten ciddi bir savaşçı. Evet. Atakan cesur bir çocuk. Aynen öyle. Sadık biraz daha güçlenmesi lazım diye düşünüyoruz ama Evet. top eline Evet. çok yakışan. Onlara da şansı açık olsun. Herhalde İnşallah. senin ömür boyu bunlardan ilişkin, münasebetin bir şekilde devam eder. Ya hem ya buradaki tanıştığım neredeyse her insanla öyle. Çünkü dediğim gibi aile ortamı olduğu için gerçekten aileye yakın olduğumuz için abi tüm takım arkadaşlarımla falan ben hiç ya gidenler oldu aramızdan mesela çok ayrılan oldu. Hiçbirisiyle irtibatı kesmedik. Onlarla da ben kesmeyeceğimi düşünüyorum. Çünkü insan ailesinden birisiyle irtibatını keser mi? Yani kesmez. Onlar da benim ailemden gibi biri. Peki. Rıdvan, teşekkür ediyorum. Son olarak Evet abi. sormuyorum bu soruyu. Sana söz Tamam. vermiştim, sormuyorum. Ya sormak istiyorsan sorabilirsin abi. Yok, sormuyorum, hayır. Sormuyorum. Sana söz verdim. Sonra bir an aklımdan çıkar gibi oldu. Sonra hatırladım. Rıdvan, sana iyi şanslar diliyorum. Seni nerede olursan ol. İnşallah bu gelişimini İnşallah abi. sürdürürsün. İnşallah bu gönlünde yatan amir takım formasını yaparsın. Eksiklerini İnşallah abi. giderirsin. İnşallah. Hepimizin çok büyük beğeniyle izlediği bir oyuncusun. Çok Yani ben teşekkür mesela ederim iki elim kanda olsa sizin takımı seyrediyordum. Yani sizin takımı seyrediyorum derken yabancılar için değil, sizler için seyrediyordum ve evet abi. benim gibi böyle Türk oyunculara meraklı birçok insan var. Çünkü bizim için milli takım her şeyin önünde gelir Sağ ol abi. ve biz sizleri yani o Bandırma takımını izlerken ben milli takımı izler gibi kendimi hissediyorum. Çünkü aşağı yukarı o kadroların içinde 10-15 tane milli oyuncu Evet. var. Tekrar sana önümüzdeki yıllar için başarılar diliyorum. Ben de abi sana çok teşekkür etmek istiyorum. Yani basketbolda sürekli dediğin gibi bizi takip eden ve hakkımızda güzel şeyler yazan biz de bu gerçekten bize hani çok Yok. motive oluyor. Hakkınızı vermeye çalışan diyelim. Ya hem öyle işte hani sonuç olarak yazdıklarınız bizi çok güzel yani motive ediyor bence. Ben kendi adıma konuşayım beni motive ediyor. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz yeri geldiğinizde. Ben öncelikle onun için çok teşekkür etmek istiyorum abi. Mesela bu röportaja beni çağırman falan gerçekten benim için gurur verici. Yani onun için her şey için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler Rıdvan'cığım. Öpüyorum seni. Ben de sağlıklı günler Sağ olun. dilerim abi. Görüşmek üzere Sağ olun. inşallah.